fidan için de geçerli. Diğer meyve fidanlarını hemen hemen hepsi için geçerli bu uygulamadır. Normal derinlik, normal en az yarım metre ile 50-60 santim kadar kazılması gerekiyor. Kazarken de imkanlar dahilinde olmadığı için borguyla kazıldı bugün. Normalde şu derinliğin ilk 120-30 santimlik kısmının toprağı bir kenara konulur. Dipten çıkan toprağın 20-30 santimlik kısmının toprağı diğer tarafa konulur, ayrılır. Yüzey toprağına bir kürek yanmış hayvan gübresi, iki kürek yüzey toprağı karıştırılır. Buna da harç denilir. Daha sonra bunun bir kısmını yüzey toprağıyla harmanlanmış çiftlik gübresi dibe konulur. Sonra toprakla bir miktar doldurulur o toprak. Fidan oturtulur. Tamam mı? Eğer fidan aşılıysa, mesela şurası aşı yeri ise, burası kesinlikle toprak seviyesinin 5 santim, en az 5 santim üzerinde olması gerekiyor. Çünkü burada, şimdi buraya biz küçük bir çukur yapacağız. Burada yağmur veya normal sulama suyu gölleme yaptığı zaman aşı yerini çürütmemesi lazım. Çürütürse aşı kırılır orada. Pardon. Fidanı böyle oturtturduktan sonra o hayvan gübresiyle karışılmış olan toprak fidanın dibine kapatılır. Burada hayvan gübresi olmadığı için normal toprak kullanıyoruz. Daha sonra alttan çıkan toprağı da üstüne aktarırız buranın. Şimdi kürekle. Niye öyle toprak? Çünkü üstteki toprak nebati toprak. Yani yaşamın olduğu toprak. Alttakilerde daha o kadar yaşam yok. Onun için üstteki toprak ayrılıyor. Yani mesela buğday ekiyorsunuz. Her olay yani bir karış toprak derinliğinde cereyan ediyor.